derslerinde olsun düşüncesiyle. Sabahları üniversitemizde ücretsiz bir çorba servisi başlattık. Öğrencilerimize bir çorba sunuyoruz. Yanında da küçük bir parça özel yapılmış bir ekmek veriyoruz. Hı hı. Bu atıştırmalık ama birçok öğrencimizi öğleye kadar idare edebilecek. Evet. Ve öğle yemeğine kadar en azından derste midesi guruldamadan, midesini düşünmeden ders dinleyebilecekleri bir ortam sağlamayı düşünüyoruz. Ve bu da gerçekten öğrencilerimiz tarafından çok büyük beğeniyle karşılandı. Ve biz bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu üniversitelerde alışık olunmayan bir hizmettir, alışık olunmayan bir servistir. Üniversitelerde öğle yemeği çıkar ama sabah kahvaltısı ve çorba şeklinde bir uygulama genelde pek yoktur. İşte kantinler belki bu açığı kapatır ama o da dediğim gibi belirli bir maddi külfet karşılığındadır. Evet. Ve çorbanın yerinde tutmayabilir. Onun için bu çorba servisi biz uyguluyoruz ve uygulamaya da devam edeceğiz. Sayın Hocam, üniversitemizin mevcut fotoğrafını aktarmaya çalıştığımız bu programın sonunda bizleri izleyen değerli izleyicilerimize Düşünce Akademisi programı ile ilgili olarak aktarmak istediğiniz son sözleriniz nelerdir? Bizlere Osmaniyem Radyo Televizyonu'ndan Düşünce Akademisi programına katkı koymamız noktasında bir teklif geldiğinde biz bunu seve seve kabul ettik. Bize yazılı basından da bu noktada dönem dönem talepler gelmekte. Biz bu bize ileten talepleri az önceki konuştuğumuz üniversite toplum kaynaşması anlamında önemsiyoruz ve bize gelen talepleri gücümüz yettiği oranda, akademisyenlerimizin vakitlerini ayırabilecekleri oranda hep katkı koymaya çalışıyoruz. İşte bu programda bunun neticesinde, bize gelen teklifi bizim olumlu yaklaşmamız neticesinde başladı. Bu programda belki bazı seyircilerimizin, üniversiteyle temas olan seyircilerimizin bildiği konulara değindik. Çok fazla yeni bir noktaya değinmedik. Bu programın formatı bu şekilde devam etmemesi gerekiyor, devam etmeyecek de. Biz istedik ki ilk programda rektör olarak ben üst yönetim olarak üniversitemizin şu anda bulunduğu durumu bir seyircilerimize yansıtalım. Özellikle bizi çok bilmeyenlere, buraya yolu düşmemiş olanlara bir tanıtalım. Hem onları davet edelim istedik. Bundan sonraki programlarımızda ise daha çok belirli konularda ki bunlar üniversitede yapılan araştırmalar olabilir veya güncel bir konuda üniversitemiz akademisyenlerinin olaylara bakış açısını seyircilerimizle paylaşmak olabilir. Bu tür daha özel konularda programlar yapmayı düşünüyoruz. Ve bu programlarda da eminim ki Osmaniyeli ile üniversite arasında köprüler kurulmasına vesile olacaktır bu programlar. Ve ben bu programı imkanı bize sağladıkları için tekrar ORT'ye teşekkür ediyorum. Seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ve kendilerini her vesileyle üniversitemize davet ediyorum. Üniversitede onları ağırlamak istediğimizi belirtmek istiyorum. Biz de hocam vakit ayırdığınız ve bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden sizlerle buluşmaya başlayacağımız Düşünce Akademisi isimli programımızın ilk konuğu Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Orhan Büyükalaca'ydı. Biz bundan sonra sizlerle birlikte farklı mekanlardan, üniversitemizdeki farklı mekanlardan, farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmayı düşünüyoruz. Canlı Köşk'ten sizlere seslendik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.